Bir de şuramızdaki bir ağrı var. Şimdi bu Şimdi ağrı Şimdi onu ile ilgili ha, onlar. Şimdi onları anlat. Tansiyondan mıdır? Ondan sonra. Da olur. Şakaklarda oluyor. Şakaklarda Bazen da olur. şöyle tepemize bir ağrı, olur. Çok Tepede rahatsız olur. bize. Şimdi o noktaları bulmaya çalışalım. Peki o noktaları konuşalım. Şimdi o noktalar için Gene Zafer kardeşten şunu Dur tut. Alayım. Şimdi geldik o noktaları konuşalım. Şimdi Zafer kardeşimizi hafif yan çevirelim istersen. Birazcık şöyle dön Zafer. Ha. Şimdi göstereceğiz. Nur Şöyle Hanım diyor ki hocam. Böyle mi? Ha, Buradaki noktayı şimdi, peki. göstereceğiz, tamam. bir de şuraları göstereceğiz. O yüzden böyle evet. tuttuk. Baş ağrılarıyla ilgili noktaları buluyoruz şimdi. Evet. Her türlü baş ağrısına, tansiyonla ilgili olabilir, stresle olabilir. Hepsinde kullanabileceğimiz noktaları gösteriyoruz şimdi. Bakın, Nur Hanım'la demin gösterdik bir noktamız vardı. Şunu açmadık. Bir kontrol edelim. Tamam, açık. Şimdi geldik bakın burada çok önemli bir nokta. Saçların tam bittiği yerdedir bu. Bu nokta bir. Öbür tarafta da bulalım o noktayı. Bakın tam saçların bittiği yerdedir o. Bu iki. Bunlar hep akapunktur, akapunktur noktaları. noktaları, özel noktalar ee, biz bunlar. biz şu anda bu noktaları akupunktur cihazıyla buluyoruz ama siz ama evde ben size nasıl bulacaksınız? O cihazla nasıl bulacağım? Şimdi onu göstereceğiz, da göstereceğiz. Onu da göstereceğiz. <laughs> Kulağımızla kaşımızın arasında bir çizgi çiziyoruz. Şu bölgededir. Keçeli kalemimiz neredeydi? Şurada. Onu da işaretleyelim. Onu da bulduk şurada. Bir de hafif şöyle dön Zafer kardeşim. Bir de alnımızın şurada vardır. Onu da bulalım. O hemen o da şurada. Şimdi o zaman işaretleyelim. Şurada, şurada ve şurada. Ne, siz nasıl yapacaksınız peki? Sen de alet var hocam da biz ne yapalım? Hemen gösterelim biz ne yapalım Şöyle koyduk. Biz ne yapalım gösteriyoruz. Şimdi bu noktaları, bu noktaları tam saçlarınızın bittiği yerdeki şu nokta. Tam acıyan bir noktayı bulacaksınız. Mikrofonu tutalım yine Zafer'e. Tutayım hocam ben. Hı. Zafer kardeşim buranın acısıyla şuna acısı farklı mı? Bak şuraya basıyorum. Farklı evet. Şu farklı değil mi? Aynen öyle. Ha, Şurası tatlı bir yanma yapar, tatlı bir acı yapar. Tam saçların bittiği nokta bak. Şurada bir kemik çıkıntı vardır orası. Değil mi Zafer? Şu burası acıyor, acıyor. Evet, bak, burası o kadar acımıyor. Şurası İşte işte bu nokta. Şimdi şu yanda kulağınızla kaşınızın bittiği çizgiyi çekeceksiniz. Kaşınıza yakın bir parmak kenarındaki nokta burası. Şimdi burayı da bak yapalım. Evet. Acıyor değil mi Zafer? Aynı. Tatlı bir acı yapıyor. İşte bu noktada baş ağrısı için çok özel nokta. Bir de kaşlarınızın oradaki nokta. Bak burası da şu. Acıdı mı Zafer evet. Bey? Hocam tam şu. göremiyoruz onu. Tamam. Heh. Şuradan, şuradan şuradan evet. şöyle. Bak şurası. Kaş üstümüz. Ka kaş İç tarafa doğru. <laughs> evet. Buruna yakın nokta. Şimdi başınız ağrıdığı zaman ne yapacaksınız kardeşler? Hemen biraz parmağınızın ucuna biraz zeytinyağı olabilir. Nane yağı olabilir. Nane yağı olabilir. Baş ağrılarında nane çok güzel bir şeydir. Naneyi koklamak çok güzel bir şeydir. Nanenin kokusu, nanenin kendisinin kokusu, yağının kokusu. Sonra parmağınıza şöyle nane yağı alıp şöyle şöyle masajlar. Dairesel masajlar. Buraya o masajlar. Nane yağını ben çok tercih ediyorum ve çok gerçekten en ufak bir baş ağrısında mutlaka nane yağı koklar çakaklarıma sürerim, bileklerime sürerim. Bravo, harika bir şekilde buraları rahatlatırsınız şu yapacağınız masajla. Peki ben bunu kendi kendime nasıl yapacağım hemen onu da gösterelim. Canım kardeşim şöyle parmaktan uçlarını şöyle yap şuralara. Heh. Tatlı tatlı yap bak böyle. Gördünüz mü? Bir dakika şöyle dönebilir miyiz? Tamam dönebilir artık istediğimiz Buyurun. gibi. Şimdi evdesiniz size masaj yapacak hiç kimse yok ve siz bu masajı akapunktur noktalarınıza evde nasıl yaparsınız? Hocam bir yardımcı olursanız tam o noktaları bir daha tamam. gösterirseniz bize. Şimdi hemen göstereyim şu iki parmağınla şu şakaklarını şuralarına yap Zafer kardeşim. Heh. Dairesel hareketlerini İşte gördünüz çok güzel yapıyor şakaklarınızla yapacağınız masajın çok faydası var. Ne kadar süreyle yapmamız gerekiyor? Aklına geldikçe ağrı oldukça otobüstesin yağma nereden bulacağım? Kuru kuruya da yapsan olur. Evet. Yani yoldasın kuru kuruya da yapsanız olur. Ondan sonra bir de şu baş parmaklarıyla da şu ense bölgesine yapacak şuralara. Şöyle. Ha. Şöyle. Şöyle. Heh. Bravo. Şuraları şöyle 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 şöyle. Tatlı tatlı masaj yapacak. Biraz daha şuraya Zafer. Zaten i̇şte. yaptığınız zaman siz de şu anda yaparsınız. Bak hemen ne zaten kadar... Zafer oraya geri gelmez evet. <laughs> dedi. Daha önceki yaptığı yerde iyi değildi. Ne hissediyorsun abi? Aynen dediğiniz gibi. o Sizin daha önce bastığınız yerde bir acı hissettim ve ben de bastırınca rahatlamayla birlikte hissettim orayı. Bir ferahlama evet, hissediyorsun evet, değil evet, mi? evet. Aynen. Can kardeşler. Süper. Deneyiniz çok fark edecek. Bir de şuraya yapalım şimdi Zafer kardeşim. Şu kaşlarımızın şurasına şöyle. Şuraya da şöyle. Buraya da dairesel hareketlerle işte bu ağrısız bir yaşam için mükemmel bir şekilde gerekiyor. neler yapacağız? Ağrı kesicilerden uzak, daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam için e, sevgili hocamdan akapunktur noktalarını öğrendik. E, Zafer Bey çok bitmedi, teşekkür ediyorum. Bitmedi, bitmedi. Zafer'i, zaferi yakalamışken Olsunlar. daha Zafer'i kullanalım. <laughs> bir daha nereden bulacağız böyle kardeşimize? <laughs> Hemen şimdi baş için çok basit bir şey daha göstereceğiz. Son Aa bu halka dilim patates. O ayrı. O ayrı göstereceğim. Hangisi hocam? Halka dilim de göstereceğim, karanfil de göstereceğim. Halka dilim de anlatacağım. Patates çok... Halka ana dilim patatesin bende çok özel bir yeri var. Çünkü gerçekten bu hocamın yaptığı bu tarif... Hani bazen hocam diyor ki... ...ninelerimizden kalma özel tarifler. Benim anneannem çok yapardı. Baş ağrısı için. Peki önce o zaman halka dilim patates ya, yapalım. Sonra karanfil hocam. yapalım. Nasıl isterseniz sizin tamam, fark etmez seç fark etmez. düzen ben yok Ben sadece yok, şey yok. <laughs> burada ne yaptığımı anlatıyorum. Şaşırdım. Bu koranalı günlerde bu nimetten yararlanınız. Karanfilin çayını içiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız, sokağa çıkarken, bir yere giderken ağzınıza böyle alınız. <laughs> Hocam. Ağzınızda eminiz bunu. Göreceksiniz ki bu ağzında güzel bir koku yayacak. Bu aromatik özelliklerinden dolayı size daha çok bu Kulak burun boğaz bölgesinden giriyor ya bu virüs. Bunun girmesine mani olacağı çok özel bir şey. Hocam çok tatlı ve çok doğalsınız. <gülüyor> <gülüyor> Az önce karanfili dişiyle nasıl ezdi? <laughs> Valla sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Size gösterebilmek için hakikaten bazen kendimi kaybediyorum. Niye o, hocam dişi? Bir daha gösterir misiniz? Niye öyle ezdiniz? Anneciğim ezeceksin ki aromatik özelliği çıksın. Böyle beklersen şey yapmaz. Bunun e, içinde kır. çıkmıyor mu? Hemen çıkmaz. Biraz kıracaksın. Nasıl? Bir daha göstereyim. Peki. Ha dikkatimi çekti çünkü. Ha Dişinizle eziyorsunuz. Evet biraz ezeceksiniz ki o zaman hemen aromatik özelliğini çabuk hissedersiniz. Aa. Ağzınızı emeceksiniz ondan sonra. Sonra da yutun. Peki. Bitkileri de doğru kullanmak gerekiyor. Yani böyle havanda ezer gibi dişlerinizin arasını alıp ezdiğiniz zaman içerisindeki aromatik e, o... Bir, şimdi ne diyelim aromatik yağ mı diyelim? Aromatik ne diyelim? özelliğini Özelliği diyelim. Daha azon, daha aromatik koksun diyelim. Evet. Şimdi ne yaptık? İyi dinleyin. Bir fincan kadar karanfili aldık. Esasında bunu bir havanımız vardı. Nereye gitti o havan? Birazcık ezip koyarsanız daha iyi olacak. ha Ama o havanla ezmeyelim. Başka bir şeyle ezelim. Getir. Onu kullandık. Ben temizlik bir fincan kadar başka, başka bir şey ezeceğiz. Başka havanımız var hocam. Başka bir tane. Ha. Biz başka onu alanla, kullanalım. Başka havanla evet. ezeceğiz. Başkasıyla ezelim. Aynı şeyle yapmayalım değil Yoksa kaşık mi? yapabiliriz. Kaşık yapabiliriz. <laughs> ha Geçtiğimiz günlerde bu arada sevgili seyircilerimiz geçtiğimiz programda pastil yaptık. Hatırlar mısınız? Yine Feridun Kunak hocamın çok özel tarifi. O pastili deneyenler var. Ben de evde yaptım ve çok... Memnun kaldım. Gerçekten çok güzel. Kaçıranlar ve izleyemeyenler için YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımızda pastilin tarifi var. Doğal pastil. Sakın Sizi koronadan kaçırmayın. koruyor. Onu mutlaka yapın. Benim kızım da çok sevdi. Çok güzel bir şey. Güzel bir şey oldu sevgili kardeşlerim. Biz sağlık programları birbirimizin yaptıklarını da seyrederiz. Bugün çok sevdiğim bir kardeşim bir kanalda program yaparken bir baktım bizim pastili yapıyor Gerçekten. Aynı mi? şekilde tarif ediyor. Çok mutlu oldum. Canım kardeşime de Ama başarılar diliyoruz. Ama isminizi veriyor mu Feridun Hoca'nın tarifi yok, diye? Yok, yok hocam. Vermesin bu... canım vermeyin. Hiç, Aa, hiç problem hayır, değil. Hayır hayır. Ben bence... hiç. Bu hiç, hiç hocam hiç, hiç, benim eve için gel. Yok yok estağfurullah hayır. hiçbir şey girmez. Hiçbir şey girmez. Ben öyle bir şey demedim. İsteyen istediği gibi kullanabilir. Hiç problem yok. Benim birçok bulduğuma diyorlar ki illa patent al patent al. Ya ne patenti? Ben bunu zaten hizmet için yapıyorum. Ben bunda kar düşünmüyorum, bir şey düşünmüyorum. İsteyen istediği hocam, gibi yapsın, eyvallah, hiç sorun yok. çok haklısınız. Ama burada bir emek var. Sizin özel tarifleriniz var. Ne güzel yapın dediğim gibi. Hiç, tabii değil, tabii ki hiç ama önemli değil, hiç Feridun önemli değil. Hocam'ın ismini Bence de önemli değil. Benim için önemli hocam. Peki. <laughs> O zaman Nur Viral'dan izin alın kardeşim. <laughs> Estağfurullah <ona göre. gülüyor> izin değil ama. Çünkü gerçekten hocam bu tarifler için çok emek harcıyor. Ve koronavirüs için yaptığı o pastil tarifi YouTube adresimizde var. Oraya mutlaka bakın. Bakın hakikaten şimdi çok faydalı. Tadı da çok güzel. 10 numara. Lütfen deneyin. Hakikaten çok geçerli. Benim hakikaten doğru. Benim buzdolabımda her an var. Çıkartıp çıkartıp yiyorum. Önümüzdeki hafta şimdi muayenehanede herkesi deniyorum. Çok değişik bir karışım yapıyoruz. Yine pekmez nimetinden yararlanacağız. Demir eksikliği olanlara, kansızlık olanlara doğal bir muhallebi yaptık. Aa, Ama çok güzel. Haftaya yapalım. Kime olsa ye dedik. Çok Herkes çok beğendi. Haftaya yapıyoruz. Yap yapıyoruz tamam. Ne yaptık kardeşlerim? Bir fincan kadar karanfili ezdik birazcık böyle parçaladık. Sonra tavada şöyle hafifçe ısıtacağız. Sakın fazla yakmayacağız. Hafifçe ısıtacağız. Bir daha söyleyeyim. Hafifçe ısıtacağız ki aromatik özelliğini daha çok versin diye. Yani koku özelliğini. Evet. Buharda bulaş, çıkan, buharlaşan özelliğini yararlanmak için. Şöyle biraz kontrol edelim. Evet. Ee, şeyde bile hocam mesela köftelere falan içerisine baharatlar koyduğumuzda biraz tavada böyle çevirdiğimiz ve havanda dövdüğümüz zaman daha güzel, muhteşem oluyor. oluyor. Aromatik Ağızla özellikleri sağlam. daha çok ön plana çıkıyor. Yalnız fazla yakmayacaksınız. Kesinlikle kontrol edeceksiniz. Hafif ısıtacaksınız. Hafif ısıttıktan sonra şöyle bir benti aldık. Tülbentin orta noktasına orta bölümüne bunu koyacağız şöyle. Can kardeşler bakın şöyle koyduk bunu güzelce kapatacağız. Şimdi getireceğiz bunu başımızda diyelim ki ön bölgesi ağrıyor. Diyelim ki şakaklar ağrıyor. Şöyle bunu saracağız. Hay <laughs> <laughs> Yalnız bu tülbentin hikmeti neyse bunu bağlayıp kafana sıktığın zaman nedenini çok iyi geliyor. Anlatayım, nedenini anlatayım. Nedenini anlatayım. Baş ağrısında baş bölgesine kan damarları şişiyor böyle doluyor baş ağrıyan kişinin şuradaki damarları şişkin şişkin olur. Siz bunu sıktığınız zaman muhakkak muhakkak o damarları büzüyorsunuz. Oradaki kanı geriye bastırıyorsunuz. Dolayısıyla bunda çok büyük fayda olur. Hatta buna gerek yok. Şöyle şöyle sıksanız bile onun da faydası olur. Hocam ne yaptık? tülbent inanılmaz işe yarıyor. Çok. Bunu tatlı bir sıcaklıkta bu bölgeye koyduk. Tatlı bir şekilde sıktık. Bu da görüyorsunuz sizi çok rahatlatacak. ...bir karışımdır. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi, Geldik patatese. Bu benim... Patatese. ...anneannemin karışımı. Evet. Hocam... ...anneannem Allah rahmet eylesin... Mekanı cennet olsun. O kadar çok yapardı ki... ...o kadar çok. Hatta biz tabii o zaman... ...çocuğuz ve bilmiyoruz anneannemle dal geçerdik. Patates kafaya konulur mu diye. Yani <laughs> gerçekten Allah... Büyüklerimizi, ...çok faydası vardır. Çınarlarımızı... ...başımızdan çok eksik etmesin. Çok faydası vardır. Onlar her şeyin en iyisini biliyorlar... ...zaten. Şimdi. Baş ağrısı için... ...bir başka için formül yapıyoruz? daha var. Evet patatesler, çiğ patatesleri böyle kestik. Şöyle şöyle dizdik. Bunları hafif böyle nane yağını koyacağız ortasına. Rahmetli anneannem ne koyardı biliyor musunuz hocam? Kahve. Ha, neden kahve, kahve koyardı? koyardı? Neden koyardı? Neden? Kahvede kafein var. Evet. Kafein de baş ağrısına çok iyi gelir. Baş ağrısı ilaçlarının çoğunda kafein vardır. Ha. Ay Bak, okuyun bakın içindeki Türk şeyi. Türk kahvesi koyardı. Buraya bu minik minik dilimler. Oh, ne güzel şeyler. Üzerine Türk kahvesini koyar ve sonra onu alık kafasına böyle Doğru. bağlardı. Ve Doğru gerçekten yaparmış. belirli bir süre sonra baş ağrısı Hemen geçerdi. Rahatlar. Nane yağı da Bilasa, güzel. Çok ciddi falan. Şimdi atıyorsun. sevgili kardeşlerim, ağrının geçmesi için önce onun geçceğine inanmanız lazım. İnandığınız için geçecek bir de. Şimdi ne yaptık? Aslında Naneyi her ağladık. şey de böyle değil mi hocam? Her şey öyle. Her şeyin başlangıcı. Bütün hastalıklar öyle. İnançla başlıyor. Bütün hastalıklar öyle. Hepsinde inandık mı geçmiş olsun hepsini rahatlatırız. Şimdi geldik patatesleri yaptık. Nur kardeş şunu bir çıkarır mısın? Ee, bu arada hocam seyircilerimiz soruyor. Ee özellikle az önce anonsunu yaptık. Cinsel gücü arttıracak, Oo, cinsel performansı Hemen anlatalım onu. Anlayalım. Gelecek, geliyor ona geliyor. ne zaman vereceksiniz tamam. diyorlar. Tamam. bize bir Aslında. yardım et Nur kardeş. Şunu hemen şöyle tut. Patatesler içe gelecek şekilde. Patatesler ve nane yağı cildimize değiyor. Yine böyle sıktık. Patatesleri koyduk. Bunlar değiyor bu şekilde. Bu da başınızda dursun. Bir saat, iki saat dursun. Burada çok önemli bir özellik var. Siz eğer soğuk benim başım rahatlatıyor diyorsanız bu patatesleri biraz daha buzdolabında soğutarak koyabilirsiniz. Hı hı. Yok beni soğuk rahatsız ediyor derseniz biraz patatesleri ısıttıktan sonra nane yağı sürebilirsiniz. Evet. Bu şekilde sardığınızda da bu baş ağrılarına çok iyi gelecektir. Evet. Zafer kardeşimize Zafer, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Zafer Bey'e. Çok harikaydı. Ee, aynı çok zamanda e... eğitmen eğitmen ve gerçekten gördünüz spor yapan insanın hali çok başka Bence oluyor. De. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür merdi. ederiz Zafer kardeşim Şimdi çok sağ ol.